Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan keyingi davr Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu ta'ala anhu'nun davrlarında Ramazan ayı şu tariqa devam kılındı. Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu ta'ala anhu'nun davrlarında Mescid-i Nebevi'de juda ustunları ko'p idi. Bir ustunun arkasında bir qori o'zlari 5-6 kişi bilen taravih namazını okurdular. İkinci ustunun arkasında yine bir qori o'zlarini 10-15 de cemaatleri bilen taravih namazını okurdular. Yine bir qori keyingi ustunun arkasında 7-8 o'zlarini cemaatleri bilen tilovati Qur'onlarini qilardilar, taravih namazlarını okşardı. Ve bu holat Hazreti Umar radıyallahu ta'ala anhu'nun davrlarigacha devam kıldı. Hazreti Umar'ı davrlarigacha kelgandan keyin bu holatdagi ibadet, demek o qorinin tilovati Qur'onı, bu qorinin qiroati Qur'onı bir-biriga xalaqit bera boshladı. Ve Hazreti Umar radıyallahu ta'ala anhu sahobiy kiromlar bilan birga maslahat qildilar-da Peygamber aleyhissalatu vesselam'a kıraatları makbul bo'lgan Ubay ibn Ka'b radıyallahu ta'ala anhu'nu imamlikka taklif qildilar ve qolgan sahobiylarni Ubay ibn Ka'b'ga iqtido qilgan holda 20 rakaat taravih namozini o'qishlikka tavsiya qildilar. Ve shu tariqa Hazreti Umar radıyallahu ta'ala anhu'nu davrlaridan boshlab İslam ümmetiga 20 rakaatdan taravih namozini o'qishlik sünnet qilindi. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam özlerine hadis-i mübareklerde aleykum bis sünneti ve sünnetil hulefai'r raşidin el mehdi'in. Demek, beni sünnetimi lazım tutuyorlar. Hulefai'r raşidinlerinin sünnetini lazım tutuyorlar. Degen Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sözlerine muvafık ümmetke 20 rekat taravih namazını okşulik sünnet kılındı.